itibariyle büyük bir yolsuzluk operasyonu yapıldı. İstanbul'da başladı, Ankara'ya... Sabaha karşı 28 adrese birden baskın yapıldı. Barış Güler gözaltına alındı. İçişleri Bakanı'nın oğlu. Ve imara uygun olmayan arazilerin illegal olarak imara açılması... Şu anda emniyette bulunan ve ifadesine başvurulduğu belirtilen isimler arasında... Kabineden yasa dışı bakanın para transferleri gibi çok ciddi iddialar var. İçişleri Bakanı Muammer Güler'in oğlu Barış Güler'in evinde yapılan arama görüntüleriydi. Görüntülerde ele geçirilen kasalarla para sayma makinesi dikkat çekti. Bugün 17 Aralık 2013. Biz hükümete değil, yolsuzluklara, hırsızlıklara, avantajcılığa, iş takipçiliğine, nüfus ticaretine darbe yaptık. Fakat bu suçlar bizzat hükümette bulunanlar tarafından işlendiği için hükümet... Kendisine darbe yapıldığını zannetti. Oysa ki biz yolsuzluklara darbe yaptık. Barış Bey, bir şey söyleyecek misiniz? Olay meydana çıkınca ben aynen şöyle sandım. Tayyip Erdoğan onların üzerine gidecek, derhal bakanları istifaya davet edecek ve hakimleri de, savcıları da kutlayacak, polisleri de kutlayacak. İlk defa bu kadar büyük bir yolsuzluğa yargı mensupları, emniyet el koydu, tamamen bağımsız hareket etti. Hükümetimize karşı başlatılan karalama kampanyası, yolsuzluk kılıfıyla sunulan son derece çirkin bir tuzaktır. Bize tuzak kuruldu dediğini duydum ve doğrusu büyük bir hayal kırıklığı yaşadım. Anladım ki o da bu meselenin irtibatlı, bilgisi dahilinde gelişen olaylar ve bunu bir tuzak biçiminde izah etmeye çalışıyor, hazırlanıyor. Ortada bu kadar net delil ve gerçek varken dünyadaki hangi hükümet tuzaktan bahsedebilirdi ki? Bizi deliller nereye götürüyorsa oraya gittik. Ve bizi en son deliller yasama dokunulmazlığı bulunan kişilere götürdü. Ve dolayısıyla biz ayağımıza dolanan bu delillerle, ayağımıza dolanan bu hırsızlıklarla, yolsuzluklarla mücadele etmek için bağımsızca ve korkusuzca hareket ettik. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Şube ekipleri İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla belki de Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı ve delilleri en sağlam operasyonuna imza attı. Adı rüşvet iddialarına karışan bakanların ardı ardına istifaları gelmeye başladı. Rüşvet ve yolsuzluk operasyonu kapsamında Bakan Zafer Çağlayan istifa etti. 17 Aralık operasyonunda adı geçen İkinci dalga soruşturmada adı geçen ancak bugüne kadar hiç fotoğrafı yayınlanmadı. Türkiye bugün 3 bakanın istifasını Zafer konuştu. Zafer Çağlayan istifa etti sevgili Polisin seyirciler. Polisin takibine başbakanın oğlu da takılmış. İşte o günlerde Türkiye, İran asıllı olup Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı yapılmış bir isimle tanışıyordu. Reza Zarrab. Yeni adıyla Rıza Sarrab. Sayın Bakanım, bugün müsait bir saatinizde bir uğrayıp bir çayınızı içmek isterim. Olur canım, Zafer abi de söyledi. Ben saat 4'ten 6'ya kadar falan oralardayım. Randevularım tamam. Var ama sen arada uğra, sıkıştırırız orayı. Tamam, ben zaten 5 dakika bir çayınızı içer geçerim. Abdullah, 500 bin dolar hazırlat. 4'te götüreceğim, tamam mı? Bir ayakkabı tamam. Al, koy içine. Tamam abi. Tamam, onu bir ağacın hazırlattır. Peki Rıza Sarrab denilen bu genç adam, Türkiye Cumhuriyeti'nin bakanlarına istediği her şeyi yaptıracak güce nasıl erişmişti? Dönemin ekonomi bakanı Zafer Çağlayan'ın işte almış olduğu rüşvet miktarı olarak biz yaklaşık 32 milyon euro, 6.8 milyon dolar, 3.5 milyon TL, işte 700 bin dolar, ondan sonra işte 300 bin franklık saat falan gibi. Yine Muammer Güler'in yaklaşık 6 milyon dolar, Egemen Bağış'ın
1,5 milyon dolar. Bir şey söyleyecek misiniz efendim? Efendim bir şey söyleyecek misiniz? Şimdi anlatacağım olayın bir numaralı şahidi Hürriyet Gazetesi Ankara temsilcisi Deniz Zeyrek. Rıza Sarraf olayı üzerine kendisi Ankara'daki yabancı diplomatlarla görüşürken dönemin Amerika'nın Ankara Büyükelçisi Ricardona ile de görüşüyor ve Ricardona ona şunu söylüyor. Diyor ki İstanbul'da Atatürk Havalimanı'nda içinde 1,5 ton altın olan o uçağın yakalanması üzerine ilk olarak Rıza Sarraf bizim ilgi alanımıza girdi ve biz de o zaman Türkiye'nin istihbarat birimlerini uyardık. Nitekim dönemin MİT müsteşarı 17-25 Aralık'tan 8 ay önce yani 2013 yılı Nisan ayında Başbakan'a gönderdiği bir istihbarat notunda Rıza Sarraf'ın bazı hükümet üyeleriyle komplike ilişkilere girdiklerini, bazı bakan oğullarına ayda 15 bin 20 bin dolara varan paralar verdiğini, bunlar ortaya çıkması halinde hükümetin bundan büyük zarar göreceğini söylüyor. Konu dönemin Başbakanı Erdoğan'a sorulunca cevap vermek yerine muhabiri paralelcilikle suçlamayı tercih etti. Yolsuzluk iddiası var. MİT'in de bu yönde sizi uyardığı, bu ilişkiler ortaya çıkarsa hükümet aleyhine kullanılabilir dediği yönünde bir rapor yansıdı. Bu rapor, böyle bir rapor sunuldu mu size? Onu öğrenmek istiyoruz. Arkadaşlar bakın MİT bir defa uyarı yapmaz. Tespit yapar. Ve bir diğeri de burayla ilgili olarak da bakın MİT'in bu tür raporlarına nüfuz edebilecek kadar paralel yapının temsilcisi durumuna düşüyorsunuz. Anlatabiliyor muyum? Bak şimdi. Ardından hayırsever bir iş adamı olarak tanımladığı Rıza Sarraf'ı savunmaya başladı. Hem de işi Mecelle'ye kadar vardırarak. Bu şahsın kendiyle ilgili bizim hukukumuzda ve Mecelle'de bir kaide vardır. Beraat-ı zimmet asıldır kaidesi. Bir insan için suç sabit olmadıkça o insanı suçlu olarak telakki edemezsiniz. Eğer suç sabit olursa o zaman ona suçlu diyebilirsiniz. Ve bunun bizim dinimizde de zerre kadar yeri yoktur. Bizim inancımızda yeri yoktur. Bir daha bunları iyi değerlendirmek lazım. Kaldı ki ismi geçen zatla ilgili bana bugüne kadar herhangi bir suç duyurusu da gelmemiştir. Bunu da çok açık net olarak burada söylüyorum. Oysa Rıza Sarraf 2008'den itibaren kara para aklama, durak döviz, bu ilişkileri bilinen, babasıyla birlikte takibe alınan bir kişi. Daha önce de takibe alınmış, son olayda değil. Son olayda 2012'de takibe alındığını görüyoruz ama 2013'ten itibaren bakan ve bakan çocuklarıyla irtibatı ortaya çıkıyor. Ve zaten 2013'ün Aralık ayında da operasyon düzenleniyor. Bu yakın ilişkiler bir endişe yarattı benim anladığım kadarıyla. Bu yolsuzluk tamamen Tayyip Erdoğan'ın bilgisi haricinde, tamamen onun dışında gerçekleşmediği kanaatini şimdi taşıyorum tabii. Çünkü madem ki örtbas etmeye çalışıyorlar, o zaman belli ki bir ilişkileri var. Yani işte evrakta sahtecilik, örgüt kurmak, suç işlemek örgütüyle, işte rüşvet almak ve saçma sapan şeylerle geldiler 6.30'dan beri evi arıyorlar. Hangi evi arıyorlar? Ritz Carlton'daki. Ne var onun senin evinde? Hiçbir şey yok ama. Ne var, para ne var? Yani kendi param 3-5 kuruş kalan param var zaten. O da oradan biliyorsun. Kaç lira? 1 trilyon civarı param var. Evet. 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 Tamam. Rıza Sarraf'ın şirketlerine gelen giden para miktarının %3'ü kadar Rıza Sarraf'ın kârı var. Ve bu %3'ü de kazan kazan taktiğiyle Rıza Sarraf 3'e bölüyor. Bunların %1'lik miktarını ilgili kişilere, bankanın genel müdürüne ve ilgili bakana rüşvet olarak ödüyor. %1'ini kendisi kar olarak alıyor. %1'ini de banka komisyonu olarak veriyor. Yani burada şirketine ne kadar para girip çıkarsa karşı tarafında o kadar çok rüşvet alma şansı var. Yani kendisi kazanırken karşısındaki de kazanır. Rüşveti alan da memnun, veren de. Peki bu gayrimeşru ilişkiden kimin memnun olmaması gerekiyor? Şimdi eğer İran'la olan
ticaretimizdeki ödemeleri, ambargoyu Reza Sarraf'ın kurmuş olduğu rüşvet sistemiyle delmek yerine, gerçekten ambargonun bize sunmuş olduğu fırsatı değerlendirerek İran'a ihracat yapıyor olsaydık, hem tarım ürünlerinde, hem endüstriyel ürünlerde, tıbbi ürünlerde bir yılda yaklaşık 12 milyar dolar ihracat yapma şansımız olacaktı. Bu ne demektir? Bu sektördeki herkesin para kazanması demektir. Para kazanırken devlete vergi ödemesi demektir. Sarraf'la olan ilişkilerinin ortaya çıkması üç bakanı koltuğundan etti. Ama bir isim vardı ki o istifa etmemekte direniyordu. Dönemin Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar. Sayın Bakan, soruşturmada sizin oğlunuzun da ismi geçmişti. Her ne kadar serbest bırakılmış olsa da sabah iki istifa haberi geldi. İçişleri Bakanı ve Ekonomi Bakanı'ndan. Sizin tavrınız ne olacak merak ediliyor, sizi dinliyoruz. Rüşvet ve yolsuzluk ifadelerinin bulunduğu bir operasyon sebebiyle istifa ediniz ve beni rahatlatacak deklarasyon yayınlayınız şeklinde tarafıma baskı yapılmasını kabul etmiyorum. Çünkü soruşturma dosyasında var olan ve yasalara uygun olarak onaylanan imar planlarının büyük bir bölümü Sayın Başbakan'ın talimatıyla yapılmış. Bu minval üzere bakanlıktan ve milletvekilliğinden istifa istiyorum. Ancak bu milleti rahatlatmak için Sayın Başbakan'ın istifa etmesi gerektiğine inandığını ifade ediyor. Yüce milletimize saygılar sunuyorum. İşte 25 Aralık soruşturmasında dönemin başbakanının oğluyla alakalı ve yakın çevresiyle alakalı ortaklıklar ve yolsuzluklar ortaya çıktı. Ve soruşturma dosyasına giren teknik takip altındaki Bilal Erdoğan'la babası Recep Tayyip Erdoğan arasında geçtiği iddia olunan para sıfırlama konuşması. Büyük ölçüde derken sıfırladınız mı yoksa? Sıfırlamadık henüz babacığım. Şöyle ki bir 30 milyon avro gibi bir miktar daha var. Şey yapamadık, eritemedik henüz. Bu şeyi aklına geldi Berat'la. Bu Ahmet Çalık'ın alacağı bir ekstra bir 25 milyon dolar kalmış. Onu oraya verip o sıra gelince bu şey yaparız diyorlar. Üstüyle de şehirlerden daire alabilir. Şimdi 25 Aralık soruşturmasında Bosporus 360 olarak isimlendirilen bir şirket var. Gizlenmeye çalışılan bir ortaklık yapısı var. Yasin El Kadı, oğlu Muaz Kadıoğlu üzerinden bu şirkete ortak. Dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan da oğlu Bilal Erdoğan üzerinden bu şirkete ortak olduğuna dair deliller var. They're working with us on this project in Kartal. It's called Viva Architects. Kartal. We are doing a project in Kartal. İşte bu aşamada Türkiye bir yabancının ismini daha öğrendi. Yasin El Kadı. Bir dönem Amerika Birleşik Devletleri'nin El-Kaide'ye destek vermekte suçladığı Suudi Arabistanlı iş adamı. Şimdi bu şirket AVM ve rezidans yapma projesi kapsamında emlakçılardan ve sivil müteşebbislerden arazi almak yerine Etiler'de bulunan ve İstanbul için cazibe merkezi olan bir bölgede bulunan Etiler Polis Okulu'nu ele geçirmeye çalışıyor. Ve bununla ilgili değerleme ihalesine Etiler Polis Okulu'nun ilana çıkmadan önceki muammem bedelinin tespitine yönelik değerleme ihalesine fesat karıştırıldığını görüyoruz. El Kadı ismi bir kez daha gündeme geldi. Bu hesaba 26 Nisan 2012'de 99 milyon 999 bin 990 dolar para yattı mı? CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, El Kadı'nın Bilal Erdoğan'ın adıyla özdeşleşen TÜRGEV'e yaptığı yaklaşık 100 milyon liralık bağışı banka dekontuyla ispat etti. Evet, Vakıflar Bankası mahkemeye yazıyı göndermiş. 99 milyon 999 bin 990 lirayı TÜRGEV'in hesabına yatırmış.